bir özne bir isim bu şekilde her zaman bir tamlamaya ya da bir anlamında present perfect gerektiren bir zaman zarfımız var. Yani Trump'la ilgili bir cümle Trump announced bildirdi. Şimdi bu announce fiili arkasından bir nesne alması gerekiyordu. Çünkü bunun gibi nesne alan birçok fiil var. Tell tell mesela told olabilirdi, said olabilirdi, declared olabilirdi stated olabilirdi. Bunların arkasından normal şartlarda biz bir nesne bekliyoruz. Hatta nesneden daha çok da e, dead clause'lar yani isim cümlecikleri bekleriz. Bu da genellikle dead bağlacıyla başlıyor. Aslında direkt e, cevabı burada direkt görebiliyoruz ama esas işi karıştıran şurada bakın. During his election campaign in 2016 yani 2016'da yapmış olduğu e, şey seçim e, seçim kampanyası esnasında diye araya bir zarf girmiş. Dolayısıyla bu bizim işimizi bozuyor. Yani aradaki bu zarf e, ilerideki bu, e, şeyimizi isim cümlecimizin tanınmasını zorluyor. Bu relative close mu yoksa bakın mesela 2016 relative close da olabilirdi. Gerçi bunun relative close olabilmesi için virgül olması gerekiyordu. Çünkü tarih tektir ve mutlaka tanımı gerekiyorsa virgül olması gerekiyor. Ama yine de kafamızı karıştırıyor. Dolayısıyla bu Announced, said, stated, told gibi fiillerin arkasından normal det beklerken böyle araya zarf cümlecileri, zarf e, tamlamalar girebiliyor. Dolayısıyla biz o zaman zarflarını ve yer zarflarını yok kabul edebiliriz orada. Yine detimiz var. Trump announced that aslında orada var yani o det balacımız. E, peki niye det oldu? Ona da bakabiliriz. Şimdi what e, olabilmesi için Amerika'yı ne çekeceğini e, bildirdi demesi gerekiyor. Çok garip olur. O yüzden what to direkt geleyebiliriz. That is zaten bir öyle geçiyordu gönlümüzden. E, if ve whether bağlaçları aslında eş anlamlıdır. Ip e, ıp, ıpmadığı anlamına gelen ikilemli net olmayan fiillerle kullanılıyor. E, onlar discuss, e, işte debate, ask, want to know, wonder gibi fiillerle kullandığı için burada bunlar söz konusu değil. If ve whether'ı kaldırıyoruz burada. Şimdi Amerika'yı nerede çekeceğini anlamına geldi. O da olmaz. O zaman bir tane cevabımız kaldı. Trump announced that. Yani 2016'daki seçim kampanyasında dığını, cağını bildirdi. Peki neyi cağını bildirmiş? Amerika'yı işte Obama'nın imzalamış olduğu küresel ısınma anlaşmalarından geri çekeceğini bildirdi gibi bir anlam çıkıyor. O zaman doğru cevabımız bol oluyor a computer program or application, bir bilgisayar programı ya da bir uygulama, hemen tanıma girmiş burada, is a set of instructions, bir dizi bilgiymiş. Peki nasıl bir bilgi bunlar? Arkasından red close girmiş, anlatan, that tells, anlatan anlamına geldi. Peki kime anlatan? Bilgisayara. Şimdi tell gibi bazı birçok fiil İngilizce'de arkasından dolayının nesne ister dolaylı nesnenin arkasından da gerçek nesne ister. Eksikliği şu anda unutabiliriz çünkü tam olarak anlamına geliyor ve zarftır. Cümlenin anlamında e, yapısını sadece karıştırıyor. E, Anlama açısından önemli ama bunun gibi zarfa genellikle yapıyı görmemizi engelliyor. Bakın tel kalaba tel fiili arkasından nesne ister e, ve dolaylı nesne ister ve arkasından da gerçek nesneyi ister. O zaman bakalım şartlar yerine geliyor mu? Tell the computer exactly tam olarak anlatan. Peki neyi anlatan? It must do, yapması gerektiğini ee, bir görevi yerine getirmek için e, yapması gerektiği. Peki neyi yapması gerektiğini? Ee, burada nesne yok. Dolayısıyla nesne olmadığı için e, that bağlacını öldürüyoruz. Çünkü that e, biz biraz önce zaten telden sonra nesne gelmesi gerektiğini düşünmüştük. Nesne olmadığı için det bağlacı olmuyor. O zaman öyle bir bağlaç bulacak, bulacağız ki içerisinde ismi de barındırmış olacak. İşte bunlardan e, bu bağlaç vat bağlacıdır. Çünkü en şey, an şey, vat, e, ne, neyi gibi e, ekler e, e, katabiliyor. Dolayısıyla çok önemli bir parlaştır. Şimdi which'e devam edelim bakın burada. Aslında doğru cevabımız what çıktı da which'e de bakalım bir. Niye olmaz? Which arkasından yine aynı şekilde. Red close değil bu zaten. Çünkü bir kompüterin tanımı yapılmıyor burada. Tell fiilinin devamındaki nesneyi arıyoruz şu anda biz. O zaman which yine aynı şekilde devamında bir nesne ister. Yani hangisini yapması gerektiğini anlatan. Peki neyin hangisini? Yine belli değil, onu da biliyoruz. Peki ne zaman yapması gerektiğini olur mu acaba? Devam edelim. Ne, neyi yapması gerektiğini, e, peki e, ne zaman neyi yapması gerektiğini, He, belli değil. Why, niçin e, yapması gerektiğini, peki neyi niçin yapması gerektiğini, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla tek cevabımız kaldı, o da what bağlacı, yani bilgisayara bir görevi yapması için e, tam olarak ne yapması gerektiğini anlatan bir bilgidir. The quality of life in our cities, büyük şehirlerdeki hayat e, kalitesi bir tamlama var, uzunca bir tamlama. Sonra large gelmiş, burası da edat, e, şey, zarf. Zarflar tabi cümlenin anlamına e, bir renk atarlar, onları bir şekilde nitelerler. E, fiilleri özellikle niteleri arkasından gelen fiil nitemiş yani büyük ölçüde şuna bağlıdır diye e, yani şehirlerdeki hayat kalitesi büyük ölçüde e, bilmem neye bağlıdır diye arkasından bir nesne istiyor şimdi bu e, neye bağlıdır sorusu çünkü nesneyi gerektiriyor bakıyorum nesne yok burada hep bağlaşlarla başlamış demek ki bu nesne olmadığına göre nesne yerine geçebilen bir yan cümlecik aramamız gerekiyor yani bu bağlaçtan şuradaki bağlaçlardan sonra e, isim cümlesi gelmesi gerekiyor. E, bakıyorum burada isim cümlesi bağlacı olmayan neler var burada? Hiçbiri yok çünkü isim cümleleri aynen red Clause'lar gibi bütün bağlaçları kullanabilirler. E, ama kendisinden sonra yani e, fiilden sonra geldiği için buna biz e, zaten biraz önce de söylemiştik nesne ister. Bir de non kloslar e, fiilden sonra gelir. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde relative close olarak görmüyoruz. Yani sıfat cümlesi gözüyle bakmıyoruz buna. E, o yüzden buna bir şimdi noun clause'daki uygun bağlacı bulmamız gerekiyor. Şimdi aslında <laughs> uygun bağlacı bulmadan önce e, istisnalarımız varsa onlara bakabiliriz hızlıca. Örneğin detten önce edat gelmez. Bakın burada an edatı var. O yüzden e, arkasından hiçbir şartla arkasından that gelmez. O yüzden onu eledik direkt. What e, aslında olabilir çünkü depends on what. Yani e, şu, şuna bağlıdır gibi devam edebiliyor arkasından. Ama bakın burada a proper job bir nesne olduğu için şu what bağlacı da içerisinde nesneyi barındırdığı için ikisi bir arada olmaz. O yüzden what'ı da eliyoruz. Çünkü bize what'ı gerektiren herhangi bir e, durum yok. Nesnemiz olduğu için o şekilde yapamayız. Bakın buranın tamamı e, isimden oluşuyor. Ona da geliyoruz. O zaman şimdi if ve whether kaldı. E, if whether e, if ıp ıpmadığı anlamına veren, e, veren bir isim cümlesi bağlacıdır. Whether da aynı şekilde görev yapar. Yani fiillerden sonra hem if hem whether gelebilir. Ama if'in bir istisnası var. E, cümle başında if gelmez bu anlamda. ıp ıpmadığı anlamında <laughs> bir de edatlardan sonra gelmez. ...bir de to be fiilinden sonra gelmez... ...yani emizar was were gibi... E, ...bu farkı bilmek çok önemli... ...yani... E, ...belki... ...bazı imtihanlarda... E, ...zaten if kullanılamadığı için... ...tanımamız çok kolay olabilir ama... ...herhangi bir kompozisyon yazıyorsa... ...ya da biz kullanmamız gerekiyorsa... ...o üç istisnaya dikkat etmemiz gerekiyor... ...yani if cümle başında... ...şurada bu amaçla... ...edatlardan sonra ve... Be then, yani ...emizar was were gibi durum fiillerinden sonra kullanılmaz. O yüzden if'i de eledik. Bir tane kaldı. Şimdi e bağlıdır. Neye bağlıdır? Ip ıpmadığına bağlıdır. Yani bir güzel bir e, işin araban veya güzel bir evin olup olmadığına bağlıdır. Bu d uydu. Peki which ne olmaz acaba? Which olabilmesi için e Zaten noun clause'larda which hangisi anlamını kullanılır? Hangisi eve sahipsin gibi. Ama red clause gözüyle bakarsak ki red clause burada olamıyor. Which kendisinden önce, önce isim ister. Burada bakın isim yok. Yani dependent var burada. Largely var. Ta city'ye kadar. Kesinlikle city zaten nitelemiş olsaydı kendisinden sonra kullanılırdı. O yüzden bu içi de eledik. Bir tane kaldı. Weather ıp ıpmadı. Yani şehirlerdeki hayat kalitesi güzel bir iş, ev e, ve sahip olup olmadığınıza bağlıdır gibi bir anlam çıkıyor. Witle e, başlamış bir e, tamlama var burada. Fiil yok bakın. Şu virgüle kadar gitmemiz gerekiyor. Virgüle geldiğimizde hiçbir fiil göremiyoruz. O zaman burada bir tamlama var demektir. Tamlamalar bir cümle gibi görev yapabiliyorlar. Ee, sanki bir cümleymiş, yan cümleymiş gibi. Ana cümlemiz burada bakın many people ile başlamış. Dolayısıyla sol tarafta bir ya ya, ya cümle olacaktı, ya cümleci olacaktı yan cümle ya da herhangi bir tamlama olacaktı yan cümle görev yapan. Burada yan cümle görev yapan bir e, e, tamlama olmuş. Mesela ingenious, e, dahice gelişmeler. Peki hangi alanda? Havacılık alanda, aviation. Havacılık alanındaki dahice gelişmeler ile birlikte genellikle bu ölçümleri çok başlar birlikte, ile birlikte, ile birçok insan başlamıştır. Peki niye başlamıştır? Bak fiilimsi gelmiş, merak etmeye başlamıştır. Ee, <laughs> neyi merak etmeye başlamıştır? Hemen arkasından biz bir isim bekliyorduk. Çünkü neyi sorusu cevap veren bir isimdir, bir nesnedir. Ama bakıyorum burada bir sürü bağlaç var. O zaman eee ne diyebiliriz bana biz şimdi wonder aslında nesnesini ister ama nesne olmadığına göre burada biz nesne olarak bir isim cümlecği bekleyebiliriz. O zaman şu bağlaçlardan hangisi isim cümlecği başlatıyor onu düşünmemiz gerekiyor. Even if sa bile zarf cümlecği başlatır. Yani wonder merak etmeye başlamışlar. Sa bile merak etmeye da biraz garip olacağı için onu direkt eleyebiliyorum if ıp ıpmadığını merak etmeye başlamışlardır bu uydu Dete bakalım dığını merak etmeye başlamışlardır bu ayrıca çok önemli yani if ile arasındaki en büyük fark bu zaten wonder kelimesi e, böyle netlik veren bir fiil olmadığı için arkasından net gelmez yani bu that e, netlik veren fiillerle kullanılır think believe know gibi e, o yüzden da eleyebilirim direkt burada bize ne lazım? Ip ıpmadığı anlamını veren. Which hangi uçan arabalar merak etmeye başlamışlardır. Biraz garip oldu. Uçan arabaların e, ömrümüzde e, niye mevcut olacağını merak etmeye başlamışlardır. Aslında bu da doğru olabilir ama biraz garip bir anlam çıkar. Niye diye böyle bir soru sorulmaz. Ip, ıpma, ip ıpmayacağını ıp, merak etmeye başlamışlar anlamında if oluyor. If'in yerine aslında biz weather bağlacı kullanabilirdik. Weather e, daha önemli bir zaman e, isim cümlesi bağlacıdır. Ama yok ona o için onun yapabileceğimiz bir şey yok. Yani if'i kaldırsak buradan yerine weather kullanabiliriz. E, ama wonder fiili çoğunlukla if ile kullanılıyor. I wonder if yani acaba şöyle mi diye e, kullanılır sık sık.